8'de Sağlık'ta şimdi konuğumuz saç ekim uzmanı Doktor Ahmet Ayık. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Bugün benim için de oldukça güzel, önemli bir konu olacak. Öncelikle bunu söyleyeyim. En temel soruyla başlayalım hocam. Saç ekimi nedir? Saç ekimi kalıcı kellik sorunu yaşayan kişilerde, özellikle genetik dökülmesi olan kişilerde saçsız bölgenin donör bölgene saç nakliyle saçlı hale getirilmesi. Peki nasıl yapılır? Yani kısaca hani böyle bir özetlemek gerekirse. Tabii. Saç ekimi, şimdi saç dökülmesi tedavileri vardır. Bir medikal tedavi, bir de cerrahi tedavi. Saç ekimi aslında kalıcı kelliğin cerrahi bir tedavisidir. Hastane ortamında, steril alanlarda cerrahi bir işlem olduğu için bu tür alanlarda yapılması gerekir. Lokal anestezi altında yapılan bir işlemdir. Günübirlik bir işlemdir. Genelde hastalar sabah 8-9 saatlerinde işleme gelirler. Akşam 4-6 saatlerinde işlemi biter. Hastanede yatış gerektirmeyen bir işlemdir. Hocam, saç ekiminin iyileşme süreci nasıldır? Bunlardan da bahsedebilir misiniz? Tabii. Şimdi ben bu süreci ikiye bölüyorum genelde. Erken dönem iyileşme dönemi, bir de geç dönem iyileşme dönemi var. Erken dönemdeki iyileşme dönemi direkt cerrahi ile alakalı işlemler. Sonuçta binlerce kök alıyorsunuz donör bölgeden. Kanal açıyorsunuz yine binlerce. Oraya tek tek saç köklerini yerleştiriyorsunuz. Tabii bu açtığınız kanalların bir kapanma süresi, iyileşme süresi var. İlk 24-48 saat hızlı bir şekilde iyileşmeye başlıyor. Daha sonra kabuk bağlama ve bunun dökülme süreci de yaklaşık 10 günlük bir süreç oluyor. Bu kısa dönemde 10 gün içerisinde iyileşme tamamlanmış oluyor. Tabii burada kişinin yaşı, alışkanlıkları, sigara, alkol tüketimi ya da alttaki kronik sağlık sorunları, yüksek tansiyon, diyabet ya da kronik kalp hastalığı gibi dolaşımı etkileyen sağlık problemleri de bu iyileşme sürecini biraz uzatabiliyor. Ben bir şeyi sormak istiyorum. Uygun adayı. Mesela ben genetik benimki yani ta dededen, babadan gelen bizim böyle bir erken yaşta saç dökülmemiz var. Uygun aday kimdir? Bu genetik bahsettiğiniz gibi dökülmeler midir yoksa herkese saç ekimi yapılır mı hocam? Saç ekiminin başarılı bir şekilde uygulandığı dökülme tipi genetik saç dökülmesidir. Bu erkeklerde de olabilir, kadınlarda da olabilir. Kadınlardaki genetik saç dökülmesi, erkek tipi saç dökülmesi tabii erkeklerden bir takım farklılıkları vardır. Şimdi saç ekiminde bir de yüzey alanını kapatıyorsunuz. Orada bir hesap işlemi var. Donör bölgesinin saç kökleri sayısının da yeterli olması gerekiyor. Açık alanı çok fazlaysa, donör bölgesi zayıfsa mesela bu aday uygun bir aday değildir. İkincisi, bu kapama işleminde sadece kök sayısı önemli değil, saç tellerin kalınlığı, inceliği gibi unsurlar da var. Bunlar da önemli. Yani donör bölgesindeki saç kökleri zayıf, ince ve tekli kökler ağırlıklıysa ve ekeceğiniz alanı kapatamayacağına inanıyorsanız ya da hastanın mutlu olacağına inanmıyorsanız, iyi bir sonuç alacağına inanmıyorsanız bu hasta için uygun bir yöntem değildir. Farklı alternatif yöntemlere geçmek gerekebilir. Peki saç ekiminde hangi teknikleri kullanıyorsunuz? Onlardan da bahsedelim hocam. Bu çok karışık bir soru. Hastalarda bazen böyle farklı farklı terimler duyuyor. Hocam bu teknik mi uyguluyorsunuz falan diye. Aslında saç ekiminde ana iki tane teknik var. Bu teknikler genelde köklerin alım aşamasında ya da köklerin ekim aşamasında değişir. Alım aşamasında iki tane teknik var. Fuye tekniği dediğimiz saç köklerin tek tek böyle özel iğnelerle 0.9-0.8 milim çapında genişliğindeki iğnelerle tek tek saç köklerin toplandığı bir yöntemdir. Şu an dünyada ve özellikle Türkiye'de en sık uygulanan, en başarılı sonuçların alındığı yöntem fuye yöntemidir. Şerit şeklinde saçlı derinin kesilip saç köklerinin tek tek ayrıldığı FUT yöntemi vardır ki bu çok sık tercih edilmiyor. Bu köklerin alımındaki farklılıklar. Kökleri ekerken de eğer kanal açarsanız, bu kanalı safirle açarsanız, safir fuye diye isimlendirirsiniz. Siz kanal açmaz, doğrudan özel kalemlerle yerleştirip, saç köklerini yerleştirirseniz buna DHI diyebilirsiniz. Bu tekniklerin hiçbirinin birbirine üstünlüğü yok. Burada önemli olan hastaya uygun bir teknik seçmek gerekir. Örneğin yara doku iyileşmesi geç olacağına inandığınız bir hasta varsa daha az travmatize etmek istersiniz. Böyle bir hastada safir fuyeyi tercih edebilirsiniz. Kadın hasta gelmiş, saçlarını kesmek istemiyor, iyileşme sürecinin hızlı olması, sosyal hayatı hızlı dönmek istiyordur, isteği vardır. Bu hastada izlerin daha az belirgin olduğu DHI yöntemini tercih edebilirsiniz. Burada tamamen hastaya uygun teknik seçmek çok önemli. Yani teknikten ve ekipmandan çok
uygulayacak kişinin olaya hakimiyeti veya tecrübesi daha ön planda gibi anlıyor. Kesinlikle önemli. Öncesinde kesinlikle doktorun hastayla görüşmesi, konuşması, hastaya en uygun tekniği seçmesi gerekir. Burada tabii yanlış yönlendirme de yapılmaması gerekir. Ayrıca karşı tarafında böyle hani belli bir konuda eğer doktoruna güvenip inanıp onun önerdiği şekilde işlem yaptırması daha doğru olur. Çünkü satış ve pazarlama aşamasındaki bazı şeyler hasta için uygun olmayabilir teknikler. Bir planlama yapıyorsunuz zaten, evet. Değil mi? Yani gelen tabii. Hastalarla ilgili. Öncesinde değerlendirme kesinlikle oluyor. Kesinlikle yapıyorsunuz. Peki hocam süreç bitti. Bundan sonrasında yani işlem bittikten sonrasında hastanın nelere dikkat etmesi lazım? Tabii saçı ektiniz, saç köklerini tek tek cilt altına yerleştirdiniz ve kökler artık orada. Biraz önce bahsettiğim gibi bu erken iyileşme döneminde normal vücudunuzdaki bir küçük kesinin bir yaranın iyileşme sürecinde nasıl hassasiyet gösteriyorsanız saç ekiminde de o hassasiyeti göstermeniz lazım. Travmalardan, enfeksiyonlardan korumanız gerekiyor. Özellikle ilk 5 gün ödeme dikkat etmeniz gerekiyor. Doktorun size önerdiği pozisyonlarda yatmanız, o pozisyonlarda oturmanız, günlük hareketlerinizi o şekilde yapmanız gerekiyor. 10 gün içerisinde bu kabuk dökümü gerçekleşti. Artık o saçların uzadığını da görüyorsunuz, tuttuğunu da görüyorsunuz. Bu süre zarfından sonra 2-4 hafta içerisinde o saçlar dökülecektir. O dönemde özellikle ilk 3 ayda o bölgede saç olmadığı için, daha yeni saçlar da çıkmadığı için cilt çok hassas. Güneşten kesinlikle korumanız gerekir. O dönemde mesela tatil planınız varsa denize giderken ya da havuza girerken dikkat etmeniz gerekir. Çünkü ciltte koyulaşma, renk değişikliği gibi sorunlarla karşılaşılabiliyor. Saça doğrudan bir ekilen saçlara doğrudan bir zarar olmaz ama özellikle hassas ciltlerde renk değişikliği ya da koyulaşma gibi sorunlara neden olabilir. İyileşme döneminde özellikle bu tür travmalara, enfeksiyonlara dikkat edilmesi gerekir. Hocam peki saç ekimini yaptıktan sonra siz ilk 10 gün içerisinde kabuklanma oluyor dediniz. Evet. 3 hafta sonrasında da çıkanlar geri dökülüyor dediniz. Şok dökülme dökülüyor. Burada şok dökülme dediğimiz süreçte aslında kökün iki aşaması var. Bir kök kısmı bir de kıl kısmı dökülüyor. Evet. Kökler cildin altında kalıyor. Peki hasta ne zaman verimliliği almaya başlayacak? Yani bir saç ekimi yaptıran kişi o ektirdiği saçları tam anlamıyla çıkması, verimliliğini ne zaman görecek, süreç nasıl orada? Onu da aktaralım. Şok dökülmeden sonra bir saçın zaten uzama, normal bir saçın, kendi saçın uzama döngüsünde ilerleyecek o süreç. İlk 3 ile 6 ay içerisinde çok bir verim almıyorsunuz. Yani sonuç alamazsınız, sağlıklı değerlendiremezsiniz. Hatta ben hep bunu hastaların psikolojisinde anlatırken bu süreçte şöyle anlatırım. Önce İlk gün biraz kaygılı, endişeli başlıyorsunuz. İşte 10. gün saçları görünce çok mutlusunuz. Şok dökülme başladığı zaman o eğri aşağı doğru iniyor. İlk 4-6 ay mutlu olmayacaksınız. Aynanın karşısına geçeceksiniz. Hani böyle çıkacak mı hep bu kaygı, endişeyi yaşayacaksınız. Ama 6 aydan sonra her gün çektiğiniz fotoğraflarda o hattın belirginleştiğini, saçlarınızın çıkmaya başladığını göreceksiniz. Tabii saçlar ilk çıkarken çocuklarda, yeni doğanlarda olduğu gibi tüy gibi vellus dediğimiz tarzda çıkıyor. Tam böyle kapama özelliği yok. Bir yılın sonunda o saçlar artık normal sağlıklı saçlar haline almaya başlıyor. Bu süreç bazen 18 aya kadar uzayabiliyor. Ektiğiniz bölgeye göre de aldığınız sonuçlar değişebiliyor. Mesela bir kaş ekimi yaptığınız zaman daha hızlı sonuç alabilirsiniz ama bir tepe bölgesi ekimi yaptığınız zaman o süreç biraz daha uzayabiliyor. Gene bu süreçte tabii kişilerin yaşı, cinsiyeti, alttaki sağlık sorunları bu sürece de olumlu ya da olumsuz etkileri olabiliyor. Hocam şu planlamadan da özellikle bahsedelim istiyorum izleyiciler açısından. Siz normalde karşınıza artık hasta demeyeyim, danışan diyeyim. Böyle bir danışan, alışkanlığı söylüyoruz. Böyle bir danışanla karşılaştığınızda olabilecek olası sonuçları muhtemelen gösteriyorsunuz. Tabii yani. Ki, evet. Bu planlama nasıl yürüyor, nasıl işliyor? Tabii planlamanın da en başta burada hastayla görüşme gerçekten önemli. Gerçekçi olması lazım. Sonuçta cerrahi bir işlem yapıyorsunuz. Danışanın beklentisini karşılamanız gerekiyor. Karşılayabileceğinize inanıyorsanız zaten süreci devam ettiriyorsunuz. İşte, çünkü sizden önce genelde bir başkasından duyuyor hastalar ya da kulaktan duyma bilgilerle geliyor.
İlk defa sizin gibi tecrübeli birisiyle konuşmaya başladığı zaman o aşamada doğru bilgileri vermeniz gerekiyor. Ben bu aşamada özellikle before after'lara, sonuçlara çok dikkat ediyorum. Çok hastalarla aslında before after paylaşmayı sevmiyorum. Çünkü sonuçlar aslında kişiye özel. Herkesin farklı oluyor. Herkesin farklıdır. Sayısı, bunun, açıklığı. Tabii bunun farkında olması gerekiyor. Biz orada kişinin özelinde nasıl bir sonuç alabiliriz? Bazen alternatif tedaviler de öneriyoruz. En başta dediğimiz gibi saç ekimi, saç dökülmesinin kalıcı, cerrahi bir tedavisidir. Bunun yanında beraberinde medikal tedaviler var, tamamlayıcı tedaviler var, kök hücre gibi, otolog, mikrograft gibi ya da PRP, mezoterapi gibi tedaviler var. Kimi zaman sadece bunlarla başlıyoruz, kimi zaman bunlarla kombine ediyoruz. Bu şekilde tedaviyi tamamlıyoruz hastalarımızda. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim, çok sağ olun. 8'de Sağlık'ta konuğumuz saç ekim uzmanı Doktor Ahmet Ayık'tı. Kendisiyle saç ekimi ile ilgili tüm süreci konuştuk, tüm ayrıntıları bize anlattı. Şimdi 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.